arkadaşlar. Sayma ve olasılık konumuzun birinci testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzu içlerinde Nimet ve Elif'in olduğu 6 kişi yan yana sıralanacaktır. Kaç durumda Nimet ve Elif yan yana bulunur demiş. Şimdi Nimet ve Elif yan yana, geriye kalan 4 kişi de ayrı olarak düşünelim. Toplamda 6 kişimiz var. Nimet ve Elif'in yan yana olmasını istiyoruz. Ama bunları birbirlerine bağladığımız zaman buradaki ifade bu ikisinin kendi arasında yer değiştirmesi olacaktır. Ve toplam olarak bunları bir kişi olarak kabul edeceğiz. Burada 4 kişi, burada bir kişi. 5 kişinin yer değiştirmesi 5 faktöriyel gelecek. Ve bunların kendi arasında yer değiştirmesi de 2 kişi oldukları için 2 faktöriyel olarak geldi. Dolayısıyla burası 120 çarpı 2'den cevabımız 240 olacak. İkinci sorumuzda K ve L kümeleri verilmiş. Birleşim kümesine seçilen bir elemanın K kümesinin bir elemanı olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi pay D, yani evrensel kümeye K birleşim L'ye yazacağım. K birleşim D'de olan elemanları yazalım. A, B, C, D, E, F, G ve H. Dolayısıyla burada 8 tane eleman var. Evrensel kümemiz 8 olacak. K birleşim L kümesinde 8 tane eleman var. Bu 8 tane elemanın kaç tanesinin K kümesinin elemanı olma olasılığını soruyor. K kümesinde 4 tane eleman olduğu için 8 taneden 4'ü K kümesinin elemanıdır deriz. Dolayısıyla buradan oranımız 1 bölü 2 olarak gelir. Üçüncü sorumuzda A, B, C, D, E harflerinden ikisi, 0, 3, 6, 9 harfli rakamlarından ikisi kullanılarak 4 haneli pin kodu kaç farklı şekilde türetilebilir demiş. Şimdi 5 tane harfimiz var. 5 tane harften 2 tanesini seçeceğim. 4 tane rakamdan da yine ikisini seçeceğiz. Ve şimdi burada şu an 2 tane, yani 2 tane oradan 2 tane oradan toplam 4 tane eleman seçtik. Bu 4 elemanın da şimdi kendi aralarını yer değiştirmesi var. Dolayısıyla bu seçtiğimiz 4 tane elemanın kendi arasını yer değiştirmesi de 4 faktör olarak gelecek ki bir sürü pin kodu oluşabilsin. 5'in ikilisi 10, 4'ün ikilisi 6, 4 faktöriyel 24. Dolayısıyla burası 10 çarpı, şöyle diyelim, hatta 60 çarpı 24'ten cevabımız da buradan 1440 gelecek. Dördüncü sorumuzda ifadesinin açılımında 8 terim olduğuna göre demiş. Şimdi buradaki kuralımız şöyle, kuvvetteki ifadenin bir fazlası terim sayısını verir bize. Yani kuvvet burada A, A'nın bir fazlası terim sayısına eşit. Dolayısıyla A değerimiz buradan 7 olarak geldi. Beşinci soruda yukarıda bir düzgün dört yüzlünün açılımı vardır. Her yüzeyinde hangi sayıların olduğu gösterilmiş. Buna göre bu düzgün dört yüzlü atıldığında görünen üç yüzündeki sayıların toplamının en çok 7 olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. 3 tanesinin toplamının 7 olabilmesi için en çok 7 olacak. O zaman şöyle olacaktır. Mesela biri 1 gelir, biri 2 gelir, biri de 4 gelirse toplamları 7 olur. Ya da en çok 7 demişti. 7'den az da olabilir. Mesela 1, 3, 4 ya da 1, 3, 2 gelmiş olsun, 5, 6 geldi. Bunun dışında maksimum 7 olabilecek şekilde, yani 7'den daha da düşük olma ihtimali zaten yok. 1, 2, 3 yazdık, en düşük 6 geliyor. 7 geldi, daha büyüklerini almıyoruz zaten. Dolayısıyla bizden istediği durum 2 gelmiş oldu, 2 ihtimal var. Peki payda, yani evrensel kümeye ne alacağız? 4 tane 100 var burada, 4 tane 100'den 3 tanesini seçmemizi istiyor. Çünkü 3 tane 100'ü gözüküyor. 4 taneden 3'ünü seçiyorsak 4'ün 3'lü kombinasyonunu alıyoruz. Dolayısıyla burası 2, 4'ün 3'lüsü de 4 olduğuna göre buradan oranımız 1 bölü 2 geldi. Burada 3 Rusya, 2 İsveç ve 1 Senegal vatandaşının olduğu 6 kişi arasından 2 kişi seçilecektir demiş. Seçilen 2 kişinin aynı ülkeden olma olasılığı. Şimdi olasılıkta payda evrensel kümeye yazıyorum. Evrensel kümede toplam olarak sonuçta hiçbir şart olmadan 6 kişi arasından 2 kişi seçilecekse 6'nın ikilisi diyorum. Şimdi pay kısmında bu istediği şarta bakacağız. Aynı ülkeden olması gerekiyor. Aynı ülkeden 2 kişi alabilmemiz için mesela Rusya'dan 3 kişi arasından 2 kişi seçebilirim. Veya dediğim için artı yapıyorum. 2 tane İsveç'in arasından yine 2 kişi seçebilirim. Veya diyeceğim, buradaki duruma baktım. 1 tane Senegal vatandaşı varsa bunların arasında 2 kişi seçmem mümkün değil. Dolayısıyla buraya yazabileceğim bir durum yok. 2 ihtimal var. 2 ülkeden alma ihtimalim var. Aynı kişi almak istiyorsam. Buna göre 3'ün ikilisi 3, 2'nin ikilisi 1, 6'nın ikilisi de şöyle yapıyoruz biliyorsunuz. 6 çarpı 5. Kaç tane sayı varsa o kadar açıyoruz. 2 çarpı 1 olarak. Buradan da sadeleştirdiğimiz zaman payda 15 geldi. 4 bölü 15 cevabımız 5 şıkkı oldu. Yukarıdaki sekizgenin etrafında x1, x2, x8 bölmelerini her birine 1, 2, 3, 4 rakamları ve onların okunuşları yerleştirilecektir. Bu bölmelerde her rakamın okunuşu ile yan yana olduğu bir yerleştirme kaç farklı şekilde olabilir demiş. Şimdi öncelikle mesela 1'i yerleştirmek için bu x1'den x8'e kadar olanların herhangi birini seçeceğiz. 8 tane ihtimalimiz var. Mesela x1'i seçtiğimizi düşünelim. 8 taneden şu anda birini seçtik. 8'in bir liste dedik, 1'i yerleştirmek için.
Şimdi daha sonra yanındaki x2 ve x8'i bunların okunuşunu yani bir tarafını okunuşunu yazması gerekiyormuş. O yüzden de yan yana bir rakam gelemez burada. Dolayısıyla 2'yi yerleştirebilmek için x2 ve x8'i kullanamam. x3'ü kullanabilirim. Bir tane atlar buraya yine yazılışını yazarım. Bunu kullanabilirim. Ve x7'yi kullanabilirim. Birer tane atlamak zorundayım. Buralara okunuşları gelecek çünkü. Buna göre 2'yi yerleştirebilmek için 3 tane ihtimalden birini kullanacağım. Buradakini kullanmıştık. Bunu da kullandığımızı farz edelim. Şimdi 3'ü kullanmak için 2 tane durum var. 2 tane durumdan birini seçmek zorundayım. En sonda kalan 3'ü de kullandıktan sonra en sonda kalan 4 içinde zaten bir tane kaldı. Birin birlisini kullanmak zorundayım. Şimdi ihtimalimiz bu. Bunun dışında bir de şöyle bir durum var. Buraya x1'in olduğu yere 1'i yerleştirdikten sonra yazıyla yazılan bir sayısını buraya da yazabilirim, buraya da yazabilirim. Aynı şekilde x3 için 3'ü buraya da yazabilirim, buraya da yazabilirim. Dolayısıyla buradan da 2 tane ihtimal geldiği için çarpı 2 diyorum. Buna göre hesaplayalım. 8 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2. Burası 24 çarpı 4'ten cevabımız 96 geldi. 8. sorumuzda n tane eleman arasından r tane eleman n'in r'lisi şeklinde seçilebilir. Aşağıda gösterilen 5 madeni paradan 3 tanesi 1, 2 ve 3 numaralı kumaraların her birine birer tane olacak şekilde atılacak. Buna göre değeri tek sayı olan paralar tek numaralı kumaralara. Şimdi tek sayı olanlar 1, 5 ve 25 var. 3 tane para. Tek numaralı kumbaralarda 1 ve 3 2 tane var. O zaman bunlardan 3 tanesinden ancak ikisini seçebilirim. Çünkü 1 ve 3 2 tane kumbaramız var ve her birine 1 tane olacak. Dolayısıyla 3 sayıdan ikisini seçeceğim. Ama bu iki sayının hangi, bu üçlüden hangi ikisi olduğunu bilmediğimiz için bunların kendi arasında yer değiştirmesi olacak. 2 faktöriyel olarak yazacağız. Devam ediyoruz ve diğerini seçeceğim şimdi. Çift olanda çift numaralı kumbaraya. 10 ve 50 var. 2 tane çift numaralı var. 2 tanesinde yerleşebileceği bir tane kumbara var. O zaman 2'nin birlisi bir tanenin kendi arasında yer değiştirmesi 1 faktöriyeli yazsak da olur. Yazmasak da bir şey değişmiyor. 3'ün ikilisi 3. 2 faktöriyel 2. 2'nin birlisi 2 geldi. Buradan da 6 çarpı 2'den cevabımız 12 oldu. Burada rakamlar birer kez kullanarak iki basamaklı sayılar elde ediliyor. Bu sayılar arasından seçilen sayıların asal olma ihtimali. Şimdi öncelikle evrensel kümemizi yazalım. Yani paydayı yazalım. 4 tane rakam arasından birer kez kullanarak bunları iki basamaklı sayılar elde ediyorsa 2 tane rakam seçeceğiz. 4'ün arasından ikili seçim yaptım ve bu iki sayının da yer değiştirmesi var. Mesela 12 ile 21. Sonuçta 2 ihtimal gelecek buradan. Dolayısıyla çarpı 2 faktöriyel dedim. Aralarındaki yer değiştirmesi. Şimdi asal olmasını istedikleri için asal olanları da sayısını da paya yazacağız. Kaç tane asal var bakalım. 1 ile mesela 13 olursa asal olur. 23 asal olur. 31 asal olur. Bunun dışında 43 sayısı asal olur. Daha fazla 41 sayısı yine asaldır. Toplamda bunların dışında başka asalımız yok. 5 tane asal sayı geldi. Bu kadar sayı arasından 5'i asal. İşlemimizi yapalım. 4'ün ikilisi 6. 2 faktöriyel 2. Buradan da cevabımız 5 bölü 12 geldi. 11. sorumuzda A, B, C, D, E, F, G, I ve H harfleri yukarıdaki 9 kareye yerleştirilecektir. Sesli harflerin taralı karelere geleceği bu yerleştirme kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi sesli harfler A var, E var ve I var. Buna göre 3 tane sesli harf 3 tane yere yerleştirecekse 3'ünün kendi arasında yer değiştirmesiyle direkt 3 faktöriyel diyebiliriz. Bunun dışında sessizlere baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sessiz var. 6 tane de boş kutu var, kare var. Buna göre 6 tane harfi, 6 tane kareye yerleştirmek de kendi aralarında yer değiştirmeleriyle 6 faktöriyel şeklinde gelecektir. Dolayısıyla buradan cevabımız A şıkkı oldu. 12. soruda sayısının 2 tane rakamı çember içine alınıyor demiş. Bu rakamların toplamının 5 olma ihtimali. Şimdi 6 tane rakam var. Bunların arasında 2 tane rakam seçiliyor. O zaman evrensel kümemiz 6'nın ikilisi. Bu rakamların toplamının 5 olma ihtimali. Payı bulmamız lazım. Bizden istenen durum. Rakamlar toplam 5 olabilecek 3 ve 2 var. Şimdi bu sayıların ama 3 ve 2'nin gelme durumlarını düşünmemiz lazım. Bunları nasıl oluşturacağız? Sonuçta 3 tane 3, 2 tane de 2 var. Buradaki 3 ve 2 sayılarını oluşturabilmemiz için şöyle yapacağız. 3'ün gelebilmesi için 3 tane 3'ten bir tanesini seçeceğim. 2'nin gelebilmesi için 2 tane 2 var. 2 tane 2'den de birine gelmesini 2'nin birlisi şeklinde diyeceğiz. Buna göre buradaki hem 3 hem 2'nin olabilme ihtimali 3 çarpı 2'den 6 geldi. Bizden istenen kısım 6'ymış. Buna göre 6 bölü 6'nın ikilisi de 15. Sadeleştirdiğimiz zaman 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 5. Buradan da cevabımız 2 bölü 5 olarak geldi. 13. sorumuzda bir binom sorusu verilmiş. Binomda şuradaki ifadeyi öncelikle açalım. Buradaki kuvvetin r'lisini alıyorduk. M'nin r'lisi.
çarpı x üzeri x'in kuvvetine m eksi r diyorduk. Ve 5 y'nin yani ikinci teriminde r'inci kuvvetini alıyorduk. Buradaki ifadenin ortadaki herhangi bir terimin bu olmasını istemiş. Yani bunu sağlayacak m ve r değerlerini bulmamız lazım. Şuradaki m'nin r değerini bulamayız zaten a'yı bilmediğimiz için ama kuvvetlere gidebiliriz. Mesela y'nin kuvveti 3 olmuş. 5 üzeri 5 y'nin kuvveti r olduğuna göre o zaman direkt r'nin değerini buradan 3 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya baktığımız zaman ise m eksi r. R'nin 3 olduğunu biliyoruz. Bu ifadenin x'in kuvveti 6 olduğu için buradan da m'yi bulabiliriz. Buradan da m değerimiz 9 geldi.